Merhaba arkadaşlar. Mobility Mertel kanalına hoş geldiniz. Bugün yavru kuşlarımıza bilezik takacağız. Bilezik nasıl takılır? Onu göstermiş olacağız. Şimdilik şu yuvalığımızı şuradan çıkartalımdır. Yavrularımızın hepsini alalım. Bunlar zaten bayağı bir türlendiler. Aşağılık yerim arkadaşlar. Şöyle kapatayım ben tekrardan. Şu şekilde duralım. Tripodumuzu da bir sabitleyelim. Evet arkadaşlar, tripodumuzu sabitledik. Bileziğimiz şu an bu kaçıncı bilezik? 20. bilezik. Şu şekilde göstereyim ben. Küçük zaten. Muhabbet kuşları bileziği. Birkaç tanesini ben daha önce de takmıştım. Bakalım takmadıklarımıza sizden beraber takalım. Bunlar da yok. Bir bakalım. Elim ısırıyor. Kuşlarımız bugün biraz sessiz. Şu yeşilde var bilezik. Evet arkadaşlar, şu bileziği ben geçen takmıştım buna. Bu bileziği çok çabuk kirletiyorlar yavrular. Yeme düşene kadar bu şekilde kirleniyor. Ben yine temizliyorum. Altlarını daha temizliyorum. Bileziğimiz bu şekilde. Sağ bacağına takıyoruz. Sağ bacağına. Hep beraber şimdi diğerlerini takalım. Yani isim, soy isim, isim soy isim değil de benimki Erkan Yönetim diye geçiyor. Şu şekilde tutuyorum ben. Yazılar alt tarafa gelecek şekilde. Şu baş parmağı diyelim. Bu baş parmağını ben geriye doğru çekiyorum. Diğer üç parmağını aç bakalım. Diğer üç parmağından geçiriyorum. İzin verse. Parmağını bir geri çekirse. Üçünden geçiriyorum. Ya biraz yanıyor ama bunu takıyorum. Keratanın buna da geçelim. 20. bileziğimiz. 21. bileziğimiz. Bunu da bakalım hangisinde yok. Bunda var mı? Bunda yok. Ayaklarını biraz temizleyelim. Rahat geçsin. Kirliler sizi. Batırmışsınız hep. Daha dün temizlemiştim kollukları, yine batırmışlar. Şu baş parmağını yani tam odaklasa, baş parmağını geriye doğru tutuyorum. Şu üç tanesini elimle birleştiriyorum. İsim alt tarafa gelecek şekilde, yani düştüğünde tam okunacak şekilde. Yani bu şekilde takıyorum.
üç parmağını birleştireceğim. Şuradan yavaşça çekeceğim. Şuraya şuradan çekiyorum. Bunu da geçirdik. Dur. Baş parmağını bir kurtarayım. Tamam. Tamam, yok yok yok. Çok da canları tatlı. Şu an bunlar çok korkuyorlar. Çünkü kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Ayaklarını falan da temizliyorum. Ayaklarını temizlemezsek bu mantar falan oluşabilir ayaklarında. Tamam tamam. Bu bayağı bir hızlı. Şimdi buna taktık. Bunda yok. Buna da takalım. Genelde bir haftalık olduğunda takılması uygundur. Bir haftalık, 10 günlük. Yani daha fazla da büyürse hayvanın bacağı, ayağına yazık. Çünkü çok ağırtırız. Ayaklarından geçmez. Parmakları büyüdüğünde. Baş parmağını geriye doğru itiyorum. Şu üç parmağını birleştiriyorum. Yazımızı alta gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu biraz daha küçük olduğu için rahat gösterir. Ayaklar da küçülmüş bu. Şöyle bileziğimizi gösterelim arkadaşlar. Bilezikte Erkan Üretim yazıyor. Alt tarafta numaramız var. Telefon numaramız. Şu yan tarafta da 2019. Üstünde de kaç numaralı bilezik olduğu yazıyor. 22 numaralı bilezik. Bakalım başka var mı takmamız gereken. Bunda var. Bunda var. Buna takmışız. Buna da takmışız. Bu yeşilimizde de var. Evet arkadaşlar, bilezik hepsinde var. Yani tamamladık. Kuşlarımızı yerine koyayım, daha fazla rahatsız olmasınlar. Çünkü bunlar hepsi bir köşeye yumulmuşlar. Şu an korkuyorlar ya yani daha. Yani tekerle zor oluyor, hem kameraya tutup hem de bu kerataları yuvalarına koymak. Bu yeşil olacak. Yani ilk defa böyle bir renk yakalamış olacağız. Daha önceki kuluçkalarda mavi, gri, kafaları sarı ve bunun kafası sarı, kanat kısımları yeşil, kuyrukları yeşil olacak, yeşilli sarılı. Güzel bir rainbow olacak bu da. Bunların çoğunu ben satmayı düşünmüyorum çünkü biraz büyümelerini bekleyeceğim. Buradaki 6 tane yavrumuz vardı. Ben bunları yine günde bir kere elle besliyorum. Annemiz içerideydi yine. Büyük ihtimal o da besliyordur. Şu kırmızı göz. Bu ilk çıkan yavrumuz. Kırmızı göz arkadaşlar, sizin de gördüğünüz gibi. İkine olacak.
Ya bunları da satmayı biliyorum ama dün bir tane kırmızı gözümüzü sattık. Dişiydi. O da büyük ihtimal dişi olur. Genelde kırmızı gözler dişi oluyor. Yani erkek olup bir de kırmızı göz olursa çok güzel olur aslında. Bu kuluçka 3 tane kırmızı göz var. Bu da kırmızı göz. Bu da beyaz beyaz tüyleri çıkmış. Bu da sarı olacak. İki tane sarı olacak şimdilik. Bakalım. Bu da düz sarı olur bence. Gözleri siyah. Bir tane de şu et parçası var. Bu kırmızı göz. Dur şöyle bir. Bu et parçası da kırmızı göz. En küçükleri bunlar ya. Ben bunlardan çok korkuyorum hani. En küçükleri onlar. Yani onlar da sağ salim bir tüylenseler de. Diğerleri biraz daha büyüdü. Yani ezilme çağına geçti onlar birazcık. Şu an 3 tanesi kendini ezilmekten kurtardı gibi. Diğerleri kaldı. Diğer 3 tanesi de büyüseydi. Aynısıyla. Bunlar yuvaya gider arkadaşlar. Mavi kuşumuz, erkeğimiz bugün biraz yuvada beklediğini gördüm. Yani erkek niye yuvaya girer? Dişiyi çağırıyor artık. Dişiyi mi teşvik etmeye çalışıyor? Anlamadım. Dişi, erkeğimiz biraz zayıflamış gibi sanki. Ona biraz vitamin mama takviyesi veriyorum ama eskisi gibi yemiyor. O gün bir de tirifukan aldım. Eczanede tirifukan buldum. 24 TL'ye aldık. 70 mililitre. Bunu bugün suluklarına 1 litre suya 1 milim çekip suluklarına vereceğim hepsini. Tirifukan mantar için, kursak mantar için, yani mantar için etkili. Siz de kuşlarınıza verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdilik videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz, bizi desteklerseniz seviniriz. Başka üretim videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.